Tekrar merhaba. Bu dersimizde joinlerde write join'i ya da diğer adıyla write outer join'i inceleyeceğiz. İkisini de kullanabilirsiniz ama genel olarak kullanılan write join daha kısa bir kullanımı var diyebiliriz bu şekilde. Write join çizimi şuradaki gibi sağ üst köşedeki. Write join'de yani sağ join'de temel olan odak noktası, odak tablosu aslında ikinci dediğimiz tablo sağdaki tablodur. Burada özetle söyleyeceğim, örneğe geçeceğiz. Örnek üzerinde anlamak daha kolay olabilir. Sağdaki tablonun içerisindeki verinin tamamını isteriz. Write join'i kullanıyorsak amacımız sağdaki tablonun içindeki verinin tamamını almaktır. Soldaki tablonun ise sağdakiyle eşit olan sağdaki karşılığı olan kayıtları almak. Ama null bile olsa, yani buradaki A tablosunda kayıtlar null bile olsa sağdakinin hepsini getir, solda ise getirebildiğin bütün kayıtları getir kısacası. Yani ne kadar kayıt varsa getir ama null olsa bile, A tablosundaki veri null olsa bile ben sağdaki bütün tablodaki bütün kayıtları istediğim için önce sağdakileri getir, soldakiler ise null olsa bile getir. Önemli değil. Bu biraz örnek üzerinde anlaşılması daha kolay bir kullanım. Ama en temel anlamda söylemek gerekirse bir önceki derste left join'i inceledik. Yani sol odaklı bir çalışma yaptık. Solun tam tersi. Aynı çalışma mantığı. Birebir aynı. Sadece sol değil sağdaki tabloya bakan versiyonu. Şimdi right join nasıl kullanılır? Buna bakalım. Örnekte daha iyi anlayacaksınız.